Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarında düzenleme olacağını duyurmasının ardından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde emekliye zam oranı %25'e çıkarıldı. %25'lik zam oranı emeklinin sadece kök aylığına yansıyacak. Peki bu ne anlama geliyor haberimizde? Emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu memur maaş teklifini görüştü. Emeklilerin de gözü kulağı o komisyondaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdim dedi ama refah payı artışıyla ilgili net açıklama gelmedi. 5 küsürlük bir refah payı geldi. Niye 5 küsür? Mesela Türkiye ekonomisi ilk 6 ayda 5,70 mi büyüyecek? Bu yüzden mi böyle bir zam yapıldı? Bilmiyoruz yani, rakam ortada yok. Dolayısıyla son dönemde bir yuvarlama anlayışı var. İşte faizi arttıracaksın, kaç arttıracaksın? 8,5'tan 15'e. Seyyanen zamdan mahrum bırakılan 16 milyon emekliye de ek zam geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilerin zamının %25'e yükseltilmesi için önerge verildi. Kabul edilen önergeye göre EYT'liler dahil tüm memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin Temmuz dönemindeki 6 aylık zamı %25'e çıkarıldı. %25'lik zam oranı emeklinin sadece kök aylığına yansıyacak. Hani kök aylığın zammı mı olacak? 7500 üzerinden mi olacak? En düşük emekli maaşına da %25 zam yapılacak mı? O zaman 9375 lira oluyor. Bu emekliyi mutlu edecek mi? Soru çok ama maaş zammında muamma sürüyor. Kök aylığı 6000 liraydı. %25 arttırınca 7500 oluyor. Hiç zam almamış olacak. Neresinden baksak karman çorman hale getirilmiş bir maaş artış sistemine dönüştü. Emekliye yapılan %25'lik zam ekonomik şartlara göre yeterli değil. Yani yeni zamla birlikte mağdur kesim yine emekli oldu. Memur emeklisine, çiftçi emeklisine, yani emekliye bu zam oranının yetme şansı yok. Sanki bu iktidar emeklileri bu ülkede istemiyor ya da bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi muamele yapıyor. Hangi ekonomik şarta göre yaşıyoruz biz? Ortalama %74 artan memur maaşının na göre mi yaşıyoruz? %40'a yakın artan asgari ücret diye göre mi yaşıyoruz? %25 zam yaptığınıza göre %25 düzeninde mi yaşıyoruz? %74 Türkiye'nin gerçeğiymiş gibi gözüküyor. O zaman %74 vermediniz, herkes mağdur oluyor. 14 milyon emeklinin 9 milyonu en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alıyor. Son gelen vergi ve KDV zamlarıyla birlikte giderek zorlaşan hayat şartları karşısında emekli ne yapacak merak konusu. Pazar alışverişi yapan emekliler gördüğü fiyatlar karşısında tepkisiz kalmadı. Kalmadı çünkü kirazın fiyatı bile pazarda 35 lira. Vatandaş mutfağından, sebzesinden, meyvesinden kıstı. İktidara seslendi emekli. Hani enflasyon düşüyordu, fiyatlar neden yükseliyor demekten geri durmadı. Emekliye yapılan zam şimdiden fiyatlar karşısında eridi. Emekli maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasıyla birlikte pazarda alışveriş yapan emekliler fiyatları ateş püskürdü. Aclığa mahkum olduk, aclığa. Şu karpuz aldım 80 bin lira. 80 lira karpuz. Emekliler iktidarın enflasyon düşüyor sözlerini hatırlattı, gelen zamlara tepki gösterdi. Hani enflasyon düşüyor, ben bugün kaldığımı yarın aşağı almıyorum ki ya. Yani bugün 15 alırsam yarın 14'ü almıyorum. Market ve pazarlarda her ürüne günden güne zam geliyor. Emekli ise aldığı zam cebine girmeden buhar olduğunu söylüyor. Nasıl? 2 tane poşete 150 lira para verdi. Kilo 30 lira ya. Doların yarışa gidiyor. Kimi de pahalılığa pazarcıların sebep olduğunu düşünüyor. Geliyor bize çarpıyor. Bu pahalılık niye diye. Ben de diyorum ki Türkiye'yi biz yönetmiyoruz, yönetene söyleyin diyorum. Ben konuştum, bana hafta gidiyor.